peygamberler ölünce, irtihal edince peygamberlerin hanımları ümmetin annesi olduğu için peygamberler hanımları evlenemezler. Ama yani 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında bir hanımefendi evlenmeli. Çünkü hanımların da ihtiyaçları var. Bu bedensel ihtiyaçları, ruhi ihtiyaçları. Yani sevgi denilen şeyi tatmak, koklamak lazım. Evet, iki tane çocuğun var ama bu evlenmene engel değil. Yani senin gibi iki tane çocuğu kalmış, eşi, hanımı vefat etmiş, iki çocuğuna anne arayan bir adam vardır. Sen de iki çocuğunla, odur dört çocuk, oh büyütür gidersiniz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Hangi yani edep kuralları içerisinde sıkıştırmaya çalışıyorum. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela erkekler için buyurmuş. Eliyle nikahlanana lanet olsun. Bunu erkekler için söylemiş. Şu demek bu, Allah korusun. Ama bunu herkes bilmeli. Erkek çocukları için özellikle bedendeki şehvet suyunu kendi isteğiyle dışarı atma. Bu haramdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu lanetlemiştir. Bak bir daha hadis-i şerif böyle. Eliyle nikahlanana lanet olsun. Evlenmiyor. Efendime söyleyeyim işte zaman geçiriyor, eğlendiriyor kendini yani. Bu haramdır. Böyle bir halin tersi kadınlar için de vardır. O yüzden bu durumlar meleklerin rahatsız olduğu Allahu Teala'nın Celle Celaluhu nedir razı olmadığı hallerdendir. Uzun süre yalnız kalan insanlarda bu sefer ayağa kalkan bu tür duygularla alakalı meşru olan o yol kapanınca bu sefer şeytan zorlamaya başlar. Büyük tehlike budur. Yani. Bütün tehlike buradan adam 40 yaşında soruyorsun bekarım diyor. Yani 40 yaşında adam bekar. Yani bu 15 yaşında bunun bedeninde bu su kaynamaya başlıyor. Nasıl olacak? Ha, dinimiz buna haram diyor yani. Bak bir daha söylüyorum. Eliyle nikahlanana lanet olsun diyor Peygamber Aleyhisselam. Şimdi böyle Yani. olunca yani hele hele yaşanan zaman içerisinde böyle özellikle erkekler için söylüyorum bu erkeklerde daha fazla olduğundan sokağa çıkıyor kadın. Gözünü kapatıyor kadın, gözünü açıyor kadın, televizyonda kadın. Bir insanın hayat arkadaşı vardır. Peygamber Aleyhisselam Hatice'm diyor, başka bir şey demiyor. Vefat ediyor Hatice annemiz. Hatice annemizden sonra Peygamber Efendimizin değişik zamanlarda 8 hatunu daha oluyor annelerimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her birinde hep Hatice diyor. Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah ben gencecikim ya. Filiz gibi, fidan gibi bir hanımım. Sana geldiğimde gencecik bir kızdım. Yani hala Hatice diyorsun yani. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ben fiziksel olarak Hatice'den bahsetmiyorum ki. Hatice'nin benden aldığı yükten bahsediyorum diyor. Anlıyor musun? Şimdi Anladım, bir evet. hanımefendinin hesap etmesi gereken şeyler var. Ama bir hanımefendinin hiç bilmemesi gereken şeyler var. Ne o? Fatura ödemek, efendime söyleyeyim elektrik su faturası. Ya, hanımefendi bak sana ne yaptım diyecek. Adam bir bakacak. Aa, kuru pasta, en çok sevdiğim neydi o peynirli poğaça. Anladın adam deli olacak ya. Gidecek ödediği faturayı bir daha ödeyecek yani. Doğrudur. Anladın? Bütün bunları şimdi sen yapıyor ya da kaynatan yapıyor. Faturaları veriyor, onlar ödüyorlar falan filan. Yani şimdi mesela hanımına adam, aa hanım senin telefonun, bir telefon alıyor adam, kadın of 10 sene teşekkür ediyor. Ha telefonun modeli değişiyor, kadına hala teşekkür ediyor. Sana bunları yapan Doğrudur. birisi kalmadı, anladın mı? Aynen hocam, sizi çok iyi anlıyorum. Yani senin üzerindeki yük, bak tekrar söylüyorum, şehvi anlamda söylemiyorum. Bir erkekle bir kadının paylaştığı şey sadece şehvet değildir. Hayatın erkeğe yüklediği bir yük var, şekil. Kadına yüklediği, kadının yüklendiği bir taraf var. Mesela hanım eli değmek diye bir tabir var ya. Yani bir ev işte, bir Doğrudur. erkek ne kadar titiz ol, Kadir miydi o çocuk televizyonda programlar yapıyor? Kadir. Yani Kadir'in yaşadığı bir evde bir hanım girse mutlaka temizleyecek bir şey bulur ya.
Yani onlar hep gösterme, hikaye yani. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şartlar oluşursa, kapın çalınırsa ya da gerçekten böyle bir beyefendi sana söylenirse hayır deme.